Dersimize başlamadan önce önümüzdeki resme bir bakalım. Bu bir insanın yandan görünüşü. Kafatasının içinde neler varmış? Burası kafatası. Kafatası beynimizi koruyor. Beynin en bilinen kısmı serebrum. O da pembeyle gösterilmiş. Aşağıda da beyincik yani serebellum var. Son olarak da beyin sapı. Kan damarlarına bakalım. Burada gördüğümüz mavi renkteki damarların hepsi toplar damar. Bunlar beyni drenaj yapan damarlar, yani kirli kanı, oksijensiz kanı toplayan damarlar. Şimdi atardamarları tanıyalım. Burada ön kısımda iç karotis atar var. Unutmayın, sadece sol tarafa bakıyoruz, yani sadece soldakini görebiliyoruz. Ve burada omurganın içinde uzanan vertebral arter var. Buraya kadar tamam. Şimdi burada işler biraz karışıyor. Şurası baziler arter, Şuradaki orta serebral arter buna da osa diyelim. Burada arka serebral arter var. Buna da asa yazalım. Önde de ön serebral arter, ön serebral arter yani ösa var. Ortada ise Willis poligonu oluştuğunu görebilirsiniz. Evet, şimdi başlayalım. Bahsettiğimiz tüm bu damarlar beynimizin kan akışını, kan dolaşımını sağlıyor beyindeki bu kan akışının bir kısmını veya tamamını kaybederseniz, beyin fonksiyonlarınızın da aynı şekilde maalesef bir kısmını veya tamamını kaybedersiniz. Yani kan akışı kaybı uğrarsa beyin fonksiyonları da bozulur ya da durur. Bu da inme ya da felç demek. Bu kan akışının bozulmasının iki temel sebebi olabilir. En yaygın görülen problem, yaygın görülen problem beynin bir kısmında kan akışının durmasıdır. Hemen çizelim ön serebral arterin bu kısmı tıkanmış olsun. Bu ne demek? Bu şu demek. Ösanın tıkanıklıktan sonraki kısmına kan gitmeyecek, buraya kan ulaşamayacak demek. Ve kan akışı sağlanmazsa aşağıya doğru uzanan beyin dokusu oksijensiz kalacak, zarar görecek ve ölmeye başlayacak. İkinci problem, ikinci sebepse diğer kadar yaygın değil ama tabii ki yine çok ciddi bir sorun. Serebral kan dolaşımındaki kan damarlarından birinin yırtılması. Diyelim ki ösa ve onunla iletişim halinde olan ön arterin birleştiği yerde bulunan ösanın bu kısmı şişmeye başlıyor. Yani anevrizma denilen, anevrizma dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Damarda genişleme oluşuyor. Bu anevrizma nihayetinde damarın yırtılmasına sebep olabilir ve yırtılırsa, serebral dolaşımdan damardan kan sızmaya başlar ve kan beyindeki boşluklara yayılır. Bu olursa bunun sonucunda iki şey gerçekleşir. Öncelikle serebral kan dolaşımından kan için ön serebral arterin aşağı kısımları kan alamayacak. Yani yine beyin dokusu yeteri kadar oksijen alamayacak. Dolayısıyla hasar görmeye başlayacak. Aynı zamanda toplanan kan, biriken kan beyin dokunuza baskı yapmaya başlayacak. Bunun sonucunda beyniniz yine hasar görecek. İşte bunlar iki farklı inme türü. Bir alana kan akışı durursa buna iskemik inme diyoruz. İskemik felç. İskemik demek, hücrelerin yeteri kadar oksijen alamaması demek. Veya biraz önce gördüğümüz gibi bir damar yırtılması da gerçekleşebilir, buna da hemorajik inme deniyor. Hemorajik dediğimizde aniden ve şiddetle gerçekleşen bir kanamadan bahsediyoruz. İskemik inme ve hemorajik inme. Bu inmelerden hangisi olursa olsun, her iki durumda da beyin hücreleriniz 3 dakika kadar bir süreden sonra işlevlerini yerine getirememeye başlar. Çünkü kan akışının bozulmasıyla hücreler yeterince oksijen ve glikoz alamaz. Beyin hücrelerinizin düzgün işlemesi ve fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için kan akışında glikoz olması gerekir. Peki beyninizin bir bölümü fonksiyonlarını tamamen ya da kısmen kaybederse ne olur? Eğer beyninizin bir bölümü kötü çalışmaya başlarsa o bölümün yerine getirdiği, o bölümün sorumlu olduğu bazı becerilerimizi kaybederiz değil mi? Şimdi bir örneğe bakalım. Diyelim ki şurada bir pıhtı var. İşte bir pıhtı. Bu pıhtı orta serebral arterde. Eğer burada pıhtı varsa kan osadan geçemeyecek, değil mi? Ne oluyor? Birdenbire beynin alt kısmının gerçekleştirdiği yetilerimizi kaybediyoruz. En azından geçici olarak. Orta serebral arter çok önemli. Bu arter beynin çok önemli iki bölgesine kan gönderir. Bir tanesi beynin dışındaki broka alanı, diğeri Wernicke alanı. Orijinal Almancasıyla yazmak istiyorsanız bunu W ile Wernicke olarak yazacaksınız. Bu iki alan konuşmanızı ve başkalarının size söylediklerini anlamanızı sağlar. Bu yüzden eğer orta serebral arterde büyük bir pıhtı olur ve Broca alanı, Broca alanı ve veya Wernicke alanına kan akışı durursa konuşmanızda problem oluşmaya başlar. Şimdi başka bir örneğe geçelim. Diyelim ki baziler arterden gelen, baziler arterden gelen bu küçük arterde pıhtı var yani beyin sapınız doğrultusunda ilerleyen bir arter. Kraniyel sinir denilen çok sayıda özel kafatası siniri vardır. Bunlar beyin sapında başlar sonra her biri, her biri ayrı yollara ayrılır. Bu sinirlerden bazıları yüz kaslarımızı kontrol eder. Ve eğer bu nöronlar oksijen kaybederse ağzınızın kenarları sarkabilir, göz kapaklarınız sarkabilir. Yani yüz kaslarınızın bazılarını kullanamayabilirsiniz. Peki inmenin ne kadar kötü olduğunu belirleyen şey nedir? Bunu belirleyen aslında iki şey var. İnmenin beyinde nerede olduğu ve beyin dokusunun ne kadar hasar gördüğü. Peki bunu ne belirliyor? Sorunun hangi kan damarlarında olduğu belirliyor. Mesela şurada büyük bir pıhtı olsa, beyin sapına kan gidemez. Bu yüzden beyin sapı ölmeye başlar ve bu da bu da çok çok kötü olur çünkü beyin sapı bizleri, bizi, hepimizi canlı tutmaktan sorumludur. Nefes almamızı, kalbimizi ve diğer hayati fonksiyonları düzenleyici merkezlerin tümü beyin sapında bulunur. Ama şuradaki küçük damarda, şu küçük damarda veya bunda pıhtı olsa beyin hasarı ne kadar olur? Buradaki alanların her birinde küçük hasarlar meydana gelir. Bu küçük inmelerden kaynaklanan fonksiyonel yetersizlikler ortaya çıkar, ama bu durumu biraz önce bahsettiğimiz çok büyük ve önemli inmeyle kıyasladığımızda arada çok büyük bir fark görünür. Tekrarlayalım, inmenin şiddeti inmenin nerede olduğuna bağlıdır. Dolayısıyla beyin sapında olmasını istemezsiniz. Aynı zamanda ne kadar büyüklükte beyin alanının etkilendiğine de bağlıdır. Peki bu beyin hasarı geri döndürülemez mi? Çoğu zaman evet. Yaklaşık 4 dakika sonra nöronlar, nöronlar oksijensizlikten ölmeye başlar. Peki inmeye sebep olan nedir? Kalple ilgili bir sorun inmeye sebep olabilir. Mesela atriyum kasının düzensiz kasılması. Bu olduğunda kalbin üst odacıkları düzgün kasılmaz ve bu durum genelde kan pıhtılarına sebep olur. Bu pıhtılar da kalpten dışarı pompalandıklarında beyninize kadar çıkıp kan damarlarınızı tıkayabilirler. Başka yaygın görülen ve kalbe bağlı olan bir diğer sebepse miyokard enfarktüsü veya kalp krizidir. Ciddi bir kalp krizi geçirdiğinizde kalp duvarınızın bir bölümü gerektiği gibi kasılmamaya başlar ve bu durumda kalp duvarı üzerinde küçük kan pıhtıları oluşabilir ve bu pıhtılarla dolu kan daha sonra beyne pompalanabilir. İnmenin en yaygın sebeplerinden bir tanesi de ateroskleroz denilen durumdur. Yani arter duvarlarında yağlı kolesterol plaklarının oluşması. Diyelim ki şuradaki arter duvarında iç karotiste kolesterol birikti. Tahmin edebileceğiniz gibi kan, arter duvarını tıkayan bu devasa kolesterolden geçerken çok zorlanacak. İşte bu duruma ateroskleroz diyoruz. Bu olay beyinde birden fazla yerde görülebilir. Hatta bir yerde varsa başka yerlerde olma ihtimali de yüksektir. Burada olabilir. Mesela şurada da olabilir. Şurada olabilir. Bunun gibi. Ateroskleroz plakları, ateroskleroz plakları çok çok tehlikeli. Şimdi konuyu değiştirip GIA denen bir şeyden, yani geçici iskemik ataktan bahsedeceğim. Buna mini inme de deniyor. GIA dediğimiz şey, beynin bir bölümüne doğru olan kan akışının geçici olarak durmasıdır. GIA ve inmenin semptomları, yani belirtileri birbirine çok benzer. Ama aradaki fark, GIA'nın beyin hücrelerine hasar vermemesi, yani kalıcı işlevsizliğe yol açmaması. Ve temel farklardan bir başkası ise Gia'nın 24 saat içinde geçmesi. İlmede ise normal fonksiyonlarınızı haftalar, aylar sonra kazanırsınız. Hatta bazen belki hiç de kazanamayabilirsiniz. Evet. Hemen size nasıl olur göstereyim. Normal bir ilmede mesela şu damar tıkanmış olsun. Tedavi olmazsa bu doku ölür. Giya'da ise küçük bir pıhtı oluşur. Bu bölge hasar görür. Daha sonra pıhtı kendiliğinden dağılır ve yok olur. Ve birdenbire bu beyin dokusu normale dönmeye başlar. Dolayısıyla çoğu zaman kalıcı beyin hücresi ölümü olmaz. Konuyu bitirmeden önce inme ile ilgili bazı yanlış anlaşılmalardan bahsedelim. İnmelerin genelde kalple ilgili olduğu düşünülür. Videoda daha önceden de gördüğümüz gibi inmenin bazı sebepleri arasında kalp kesinlikle var ama inme, serebral kan akışına duyulan ihtiyaç ve mevcut toplam kan akışı arasındaki uyuşmazlık demektir. Yani inme, serebraldir, bir beyin problemidir. Başka bir yanlış düşünce de inmenin genelde yaşlılarda görüldüğü. Evet, inmelerin üçte ikisinin yaşlarda 65 yaş üstü kişilerde görüldüğü doğru. Ama bu ne demek? Üçte birlik büyük bir kısım 65 yaşın altında demek. Dolayısıyla inme farklı yaş gruplarında görülebilir. Sonuncusu ve belki de en önemlisi, inmeler önlenemez değildir. İnme riskini azaltmak için yapabileceğiniz birçok şey vardır. Örneğin yüksek tansiyonu kontrol altında tutmak veya sigarayı bırakmak.